Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda iman ve İslam aynı şeyler midir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. İman, Allah'a ve Allah'ın bize bildirdiği şeylere inanmak anlamında, İslami bir terim olarak. İslam ise Allah'a teslim olma anlamında, aynı zamanda Allah'ın bize göndermiş olduğu dinin adı. Bunlar bir yönüyle belki aynı kabul edilebilir ama kelime farklı olduğunda mananın da genelde farklı olacağı bilinen bir kuraldır. Bu açıdan iman ve İslam aynı şeylerdir demek uygun olmaz. İman Allah'tan bize bildirilenlere inanmak, İslam ise daha çok bunları uygulamak, Hakk'a taraftar olmak, Hakk'a boyun eğmek, teslim olmak böyle bir manayı ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin sonlarında Allahu Teala iman ve İslam kelimelerinin farklılığına dikkat çekiyor ve şu şekilde bize bildiriyor. Galetil a'rabu amennâ. Bedeviler dediler ki iman ettik. Kul lem tu'minu. Ey peygamber sen onlara de ki siz daha iman etmediniz. Velakin kulu eslemna. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin deyiniz ki İslam'a girdik ve henüz iman daha sizin kalplerinize girmedi. Burada şöyle bir belki incelik kendini gösteriyor. İslam'a girmek ayrı, imanın hakikatını elde etmek ayrı. İşte Bedevilerden bir topluluk, biz iman ettik diyorlar ve bu şekilde yani sanki imanı bütün mertebeleriyle elde etmiş gibi öyle bir tavır içerisinde olabiliyorlar. Allah-u Teala hemen iman ettik demekle imanın hakikatına erilemeyeceğini Peygamberimiz aracılığıyla bildiriyor. Ey Peygamber sen de ki siz henüz tam iman etmediniz. Lakin İslam'a girdiniz. Yani deyiniz ki biz İslam'a girdik. Bu şuna benziyor. Mesela ilkokula yeni başlamış olan bir öğrenci öğrencidir. Üniversitede okuyan öğrenci o da öğrencidir. İkisi de öğrenci olmakta bunlar eşittirler. Ama ilkokul 1'e başlamış olan biri daha harfleri bilmiyor, rakamları bilmiyor. Onun bildiği sadece okula gidip gelmek ve zamanla diğerlerini de öğrenecek. Demek ki imanın hakikatına erebilmek bu bir zaman istiyor, bu bir gayret istiyor. Ama İslam'a girmek, kelime-i şehadeti getirmekle insan İslam'a girmiş olur. Yani Müslüman olmak ayrı, Müslüman olmanın içinde imanın kemalini elde etmek ayrı. Bu açıdan baktığımızda iman ve İslam'ın birbirinden farklı kavramlar olduğunu görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin bir kısmı bazı isimlerle yad edilir. Mesela bunlardan birisi Hadis-i Cibril diye bilinen meşhur bir hadis. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabileriyle sohbet halindeyken tanımadıkları birisi geliyor. Yolcu olmasına rağmen üzerinde toz, yolculuk eseri yok. Beyazlar giyinmiş, siyah sakalı olan birisi, tanımadıkları bir insan. Ve bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına varıyor, selam veriyor. Dizini Peygamberimizin dizine dayıyor ve bazı sorular soruyor. Mel iman diyor, iman nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam imanın altı esasını orada söylüyor. Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahirete, kadere iman etmendir, inanmandır. Ve bu zat sadak de ya Resulallah diyor. Doğru söyledin ya Resulallah. Etraftakiler şaşırıyorlar. Hem soru soruyor hem de doğru söyledin diyor. Bu nasıl biri diye hayret ediyorlar. Aynı zat ardından İslam nedir diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın 5 şartını orada söylüyor. Kelime-i şehadeti getirmen, namaz kılman, oruç tutman, hacca gitmen, zekat vermendir. Bunları ifade ediyor. O zat yine doğru söyledin ya Resulallah diyor. Ardından ihsan nedir buyuruyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihsan Allah'ı görürcesine ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurmakta. Bunun üzerine o zat doğru söyledin ya Resulallah diyor. Daha bir iki soru soruyor. Ardından ayrılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o ayrıldıktan sonra bu gelen diyor Cebrail'di.
dininizi öğretmek için bu şekilde sorular sordu. Burada konumuzla alakalı şunu görmekteyiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iman ve İslam'ı birbirinden ayırt ediyor. İman şunlar şunlardır, İslam bunlar bunlardır diyor. Ve iman olarak anlatılanlar imanın altı esası, İslam olarak anlatılanlar İslam'ın beş şartı. Ve İslam olarak anlatılanlar uygulamayla alakalı. Yani bir namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadeti getirmek, bunlar hep uygulamayla alakalı olan şeyler. Dolayısıyla bir insan iman ettim demekle Allah'ın göndermiş olduğu şeyleri, bildirmiş olduğu şeyleri tasdik etmiş olur. Ama bunların gereklerini hayatında uygulamakla o zaman İslam'ı uygulamış olur. Dolayısıyla İslam'da daha çok hakka tarafgirlik, hakka boyun eğmek ve Allah'a teslim olmak, böyle bir mana var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala وَلَهُ اَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ buyuruyor. Göklerde ve yerde kim varsa, ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'le alakalı اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ Rabbi ona demişti ki Allah'a teslim ol. قَالَ اَسْلَمْتُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Hazreti İbrahim de dedi ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Demek ki Allah'a teslim olmak, onun hükümlerine boyun eğmek ve onun hükümlerini uygulamak bunlar İslam oluyor. Ama öte yanda inanılacak şeylere inanmak bu da iman oluyor. Acaba tek başına iman yeterli mi? Yani bir insan uygulama noktasında çok hataları olsa ama inanılacak şeylere tümüyle inansa acaba yeterli mi? Yeterli değil. Yani bir insan sadece inandım demekle kalmamalı, imanının gereğini yerine getirmeli. Dolayısıyla bizden istenen hem imandır ama artı İslam'dır. İslam'ın hükümlerini uygulayabilmektir. Bazı şeyler var ki sadece teorini bilmek işe yaramaz. Pratiğini de uygulamak lazım. Bir insan diyelim teorik olarak yüzmenin nasıl olduğunu bilir. Ama suya girdiğinde bunu uygulayabilmelidir. İşte iman daha çok bir nevi teoriyi gibi oluyor. İslam ise bunların uygulaması. İkisinin beraber olması en güzelidir. Kur'an-ı Kerim'de innellezine amenu ve amilussalihat lehum cennet bu gibi ayetler var. Ve Kur'an-ı Kerim'de imandan bahsedilen neresi varsa hemen yanında salih amelden de bahsedilir. Yani iman olmalı ama aynı zamanda uygulama olmalı, salih amel olmalı. Diyelim bir insan sigaranın sağlığa zararlı olduğunu biliyor. Eline aldığı sigara paketinde de sigara sağlığa zararlıdır, yavaş yavaş öldürür gibi ifadeleri görüyor. Bunun bir nevi zehir gibi olduğunu ilmen biliyor ama bu bilmek onu sigaradan vazgeçirmiyorsa sadece bilmek fayda vermiyor. Bilse de bilmese de durum pek değişmiyor. Onun gibi evet iman çok değerli, iman çok aziz, en büyük bir cevher ama imana değer kazandıran, kalite kazandıran ibadettir. Dolayısıyla İslam'ın iman boyutu olduğu gibi aynı zamanda bir amel boyutu, uygulama boyutu da vardır. Sadece imanla yetinmemek gerekiyor. Bunu pratik hayatımızda uygulamak lazım. Zaman zaman şöyle bir ifade kullanılır. Doktorlarla hocaların dediklerini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Bu bazen belki insafsız bir ölçü olabilir. Doktor ve hoca eğer uygulamaları iyiyse yaptıklarını da yapmak lazım. Ama diyelim bir doktor şişmanlığın zararlarını anlatıyor ama kendisi gerekli tedbiri almıyorsa veya içkinin zararını anlatıyor kendisi içki içiyorsa yaptığını yapmamak lazım. Öte yandan bir hoca dini diğer insanlara göre daha iyi bilebilir ama uygulamada çok fahiş hataları varsa hocanın sözü doğrudur ama uygulaması yanlıştır. Demek ki tek başına ilim yeterli değil, tıp gibi ilimlerde de yeterli değil, İslamiyet gibi dünya ahiret saadetini sağlayan bir dinde de tek başına bilmek yeterli değil. Bu ilmin yanında amel gerekiyor ve bunu günlük hayatta uygulamak gerekiyor.
Cenab-ı Hak hepimize hem kamil bir iman hem de İslam'ın esaslarını gayet güzel bir şekilde uygulamayı nasip eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.